Dün de yanınızda bir bayanla konuşmuştunuz ve şey Evet. diyordunuz. Çok heyecanlıyım. Güzel. Bilinçaltı yoktur, ruh vardır diye bir konuşmanız Çok geçmişti. doğru. Ve ben de Access Pass alan bir arkadaşımla bu tarzda bir muhabbet etmiştim daha öncesinde. Şey diyordu. Daha yani ruhlar aleminde herkes birbirini tanıyormuş ve şu an heyecanla elim titriyor. Bu dünyaya geldiğimiz zaman da işte ruhlar mesela ruhlar aleminde diyelim ki sizle ben birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz orada diyelim. Bir saniye. Dünyaya Bir geldiğimiz saniye. Önce biraz heyecanınız şöyle dinleyin. çok heyecanlıyım. Saklanın. Vaktimiz çok konuşuruz. Önce Tamam. tabii bu heyecandan gerekli sormak. Biz Instagram, Facebook, YouTube canlı yayınındayız. Milyonlarca yıl kayıtlı kalacak. Şimdi milyarlarca insan izleyecek. Aileniz ya da siz bundan rahatsız olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa problemse hemen kapatalım. Başka bir arkadaşla devam edelim. Problem yoksa sizin Yok, benimle alakalı hiçbir sorun yok hocam. Mutlu olurum ayrıca. tamam. Ve şimdi belki inşallah biraz sakininiz geldi. Haydi devam ediniz. Şimdi söylemiştik. Bilinçaltı dediğimiz şey bizim ruhumuzdur. Beynimizin hiçbir Evet. yerinde hafıza yok. Hafıza merkezi yok. Yani 100 yıl önce ölen bir insanın beyni tamamen toprak olduysa, o insanın hatıraları toprak olmadı, yok olmadı. O insanın bütün hatıraları ruhuna kaydedildiği için, hafıza merkezi ruhumuz olduğu için, o insanın toprak olduğu zaman bütün hatıraları ruhunda sonsuza kadar yaşar dedik. Yani bizim hafızamız Evet. ruhumuzdur, beynimizde hafıza merkezi yoktur. Dolayısıyla ruhumuz bizim bilinçaltımızdır, bilinçaltımız bizim beynimizi değildir. Şimdi şey diyecektim hocam. Hani işte o muhabbet ettiğim arkadaşım da şey demişti bana. Hani ruhlar orada birbirlerini tanıyorlarsa eğer, yani çok iyi anlaşıyorlarsa, işte dünya alemine geldiğimiz zaman da orada birbirimizi bulacağız diye birbirlerine söz veriyorlarmış. Böyle bir şey var mı hocam? Hani bu konuda bilginizi almak isterim. Sayın hocam, ben bu arkadaşımızı tanımıyorum. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğim şeyler bu arkadaşımızla zerre kadar yakından uzaktan ilgili değil. Bu arkadaşımıza eğer yanlış bir şey de söyleyecek olursam şu andan kendisine özür dilerim. Hiçbir özel olarak almasın çünkü tanımıyorum bile kendisini. Kökünden yanlış hocam. Bu bilgi kökünden tamamen yanlış. Anlıyorum hocam. Bu kafama takılmıştı. Bir şey daha soracağım izninizle. Rica ederim. Şimdi numeroloji deniyor. Geçenlerde de bir hocanın yine aynı şekilde böyle bir canlı yayını izlemiştim. Orada şey deniyordu. İşte kendi çocuğuna, yani iki tane çocuğu var diyelim. Her iki çocuğuna da aynı şekilde davranmasına rağmen ama her ikisiyle de aynı şekilde anlaşamadığını ve bunun numerolojisine baktırdığını, numerolojiye bakınca çocuklarına nasıl davranması gerektiğini öğrendiğini söylemişti. Ve bazı insanların hani ki ben de aynı. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben iki sene öncesine kadar kesinlikle bilinçaltıyla alakalı ya da ne bileyim bu tarz eğitimlerle alakalı hiç ilgilenmiyordum. Bir tesadüf eseri bir yazarla tanıştım. Onun kitaplarını okumaya başladıktan sonra zaten ilgi duymaya başladım. Ve birçok şeyleri de yapmaya başladığım kendimde evet farklılıklar ve değişiklikler de görüyorum. Orada bir numarolojide işte şey diyor. Çocuklarımıza mesela bizler çocuklarımıza müdahale ediyoruz. İşte eğitimine, evliliğine falan. Ama diyelim ki diyor o çocuğun o an evlilik zamanı değil. Ve bu evlilik yıkımla sonlanıyor. Ben de kendimden bir örnek vereceğim hocam. Ben bir tane evlilik yapmadım. 41 yaşındayım şu an. 3 tane çocuğum var ama 3-4 tane evlilik yaptım. Ve nedense hiç olmuyor evliliklerim. İşte büyü var diyenler oldu, muska var diyenler oldu. Ve bunlardan dolayı da artık bu bilinçaltı kitaplarına, bu tarz eğitimlere emeği vermeye başladım. Hani kendimde eksik ne var? Ya da ben çocukken nelerden etkilenmişimdir? Hani bunları çözmeye, bunları anlamaya çalışıyorum. Ben nerede hata yapıyorum diye. Yani bu konuyla alakalı ne dersiniz, ne tavsiye edersiniz, var mıdır bir tavsiyeniz? Sayın hocam yine bu arkadaşımızı da tanımıyorum. Dolayısıyla benim söylediklerim bu arkadaşınızı bağlamıyor ve ona özel bir şey de değil. Dolayısıyla daha sonra konuştuğunuzda ya da şu anda bizi dinliyorsa lütfen özelleştirmesini söyleyeceklerim. Sayın hocam bu ne diyeyim ki yani burada kökünden yalan kökünden yanlış diyeyim. Bu sefer izleyenlerimiz diyecek ki ya Hulusi hocam her şeyde nasıl bir üzerine çizgi çiziyor diyecek. Sayın hocam hepsi anlattıklarınızın hepsi yine boş. Sıfır sıfır. Ve yani yok boş ki ne yapayım? İşte o okuduğunuz kitaplar da sayın hocam. Bilinçaltı üzerine okuduğunuz kitaplar da ve bizi izleyen değerli dostlarımız yemin ediyorum bilinçaltı üzerine okuduğunuz kitaplar sadece ve sadece size zaman kaybı. Ve ayrıca yanlış bilgilerle kafanızı tamamen dolduruyorlar. Hani yani bu kadar mı? Sadece zaman kaybı olsa neyse. Yani şöyle düşünün sizin eviniz var. Siz evinizdesiniz. Bir gününüzü bir haftanızı bir yılını çaldılar. Tamam hadi neyse zamanını çaldı. Bir de sizin evinizi çöplükle dolduruyor. Bu çöplük. Hocam bir saniye. Efendim? Şu an annem araya girdi de annem şey diyor. Ben diyor sana hamileyken benim karnımdayken senin çok aşırı ağladığını gördüm. Ağladığını duydum diyor. Böyle bir şeyin aslı var mı? Yani kendisi duymuş bunu hissetmiş ve uykuda değildim diyor ama sen benim karnımın içindeyken ağlıyordun diyor. Bu tamamen ve tamamen %100 doğru. Niçin %100 doğru? Doğru. Bizler annemizin karnındayken yani bizler 5 katlı bir duvarın içindeyken bizim annemizin rahmindeyken karın altındaki zar plasentası bunlar toplam 5 katlı bir duvardır. Bunun içinde olmamıza rağmen biz anne rahmimizdeyken her şeyi duyarız bir de görürüz. Diyeceksiniz ki hocam annemizin rahmindeyiz dışarıyı nasıl görürüz? Bilinçaltını bilmiyorsunuz da ondan. Biz annemizin rahmindeyken dışarıyı da görürüz ve dışarıyı da görürüz. Bir de sadece yakın çevreyi mesela annemizin bulunduğu odayı değil bütün dünyayı ve bütün evreni görürüz. Bütün dünyayı ve bütün evreni duyarız. Bir de şimdi sadece anne annemizin karnını görmek için rahmindeyken, annemizin rahmindeyken sesli olarak, fiziksel olarak ağlamanız gerekmiyor. Orada ağlayan sizin ruhunuz annenizin ruhu mu sizin ruhunuzun ağladığını görmüş. Bu sadece ruhunuzun ağladığını görmekle kalmaz. Sizin 9 ay süresi boyunca ruhunuz annenize onu ne kadar sevdiğini de söylemiştir. Onun ruhu da sizi ne kadar sevdiğini söylemiştir. 9 ay boyunca belki sizi kız cinsiyetinde olmanızı onayladığını size söylemiştir. Belki de sizi erkek istediğini söylemiştir. Yani bir erkek istediğiniz tamamen ve tamamen
9 ay boyunca annenizin rahminden çıkıncaya kadar bu sadece siz değil hepimiz için geçerli. Annemizle babamızla akrabalarımızla dünyadaki her insanla, hatta ölmüş insanlarla biz anne rahmindeyken şu an sizinle konuştuğumuz kadar net konuşuyoruz. Dolayısıyla annenizin söylediği o durum son derece doğru. Ve hatta o zaman böyle yaşlı bir teyzeye danışmış. O da şey demiş. Senin kızın, yani çocuğun dünyaya geldiği zaman çok acılar çekecek ve buna ağlıyor. Ve benim de hep evliliklerim yıkımla sonlanıyor hocam. O yüzden annem dedi ki ben karnımdayken seni hep ağlarken görmüştüm. Hep ağlarken duymuştum diyor. Şimdi zaten hani okuduğum kitaplarda da birçoğunda anne karnındayken Jane, yani çocuk, bazı şeyleri etkilenip bunlardan travma yaratıp yarın işte daha sonra dünyaya geldiği zaman da bunları kendine çekermiş diye hep okuyorum kitaplarımda. Ve hep şey böyle hocam, hani hayatımda evlendiğim insanlar hep babamın kopyaları. Yani başka bir şey dedim ya size. Bugüne kadar okuduğunuz bilinçaltı ile ilgili bütün kitaplar hem zaman hırsızı hem de beyninizi çöp haline getiren işe yaramaz kitaplar. Ve bir de sadece beyni çöp haline getirmekle kalmamış. Hayatınızı da olumsuzluklarla dolduracak şekilde sizin hayatınızı etki etmiş. Ve sizin hayatınızda bu olumsuzluklar bakın nasıl etki etmiş. İşte şimdi söylediğiniz şey, ben hayatıma babam gibi insanları çekerim algısı. Bu külliyen yalan yalan yalan. Ve siz böyle olunca bakın az önce ne kadar mutlu oldunuz. Ha, annem böyle dedi, komşumuz da böyle demişti, o yüzden ben ne kadar kötü evlilikler, acılar çektim diye kendinize muazzam bir kazanç sağladınız ve güldünüz. İşte sayın hocam, ben bunu bu kadar net söylüyorsam bugünden sonra bu acıları çekmemeniz için söylüyorum. Lütfen beni mazur görün. Belki biraz şiddetli şekilde söyledim. Bizim benim Allah'a şükür yıkayamıyorlar da insanların kafalarını çöp haline getiriyorlar ve ikincisi yanlış bilgileriyle onları maalesef ki çaresizliğin içine itiyorlar. O komşunuzun o söylediği şey, annenize söylediği şey, kızınız acı çekecek, acı dolu bir hayat olacak sözüne. İşte dünyamızda hala bunun üzerine binaen kitaplar yazılıyor ve insanlar da aa bak onun söylediği gerçekleşti ne kadar doğruymuş diyerek kendi hayatlarının bu kötü hale gelmesine rıza gösteriyorlar sayın hocam. Bunlar bırakalım bizim hayatımızı, bu kitapları bırakalım bizim hayatımız böyle olumsuz etkilemesinler. Ve eğer o kişi annenize bunu söylediği anda anneniz de şöyle deseydi. Sen çok bilmişsin, hadi sen işine ben işine. Benim kızım ve benim evlatlarım hayatları mucizelerin öteleriyle dolacak. Hayatlarına bolluk bereket akmaya başladı deseydi ve bunu da size anlatsaydı, kızım bak komşumuz böyle dedi, ben de onu tersledim. Sen bu şov mağazalarını git kendine sakla. Benim çocuklarımı bolluk bereket ve mucizeler bekliyor dedim. Ne iyi ettim deseydi, siz de derdiniz ki evet benim annem öyle dedi, bugünden sonra da benim hayatım mucizeler bolluk bereket artık derdiniz ve bunu gülerek söylerdiniz. Peki hocam, şöyle bir konuda daha danışmak istiyorum size. Hani affetme duygusu. Diyelim ki annem ya da babam fark etmiyor. İşte bunlar ayrıldılar ama birbirlerini bir türlü affedemiyorlar diyelim. Şimdi hani affetmediğimiz her duygu zaten bizim sırtımızda büyük olarak da düşünüyorum ben. Diyelim ki anne ya da baba fark etmiyor. Birbirlerini affetmediler ve sürekli işte ben seni Allah'a havale ettim ya da işte Allah belanı versin gibi gibi. Sözler konulduğu zaman bunlar bizlere de etki eder mi? Yani çocukları olarak. Tabii ki işte olumsuz olan her şey olumsuzluğa sebep olur eğer biz böyle kabul ediyorsak. Yani eğer sizin aldığınız bu şekildeyse evet beddualar edildi, kötülükler yapıldı ve bu hem benim hem onların hayatını hem de çevrenin hayatını olumsuz etkiler. Ben buna mühür basıyorum dediğinizde bu olumsuz etkiler ama aldı şöyle de olabilir. Onların birbirine olumsuz etkileri, bana olumsuz etkileri, çevreye olumsuz etkileri ne olursa olsun beni ve çevremi zerre kadar etkileyemez. Ve benim hayatım mucize öteleriyle dolar. Ben buna mühür basıyorum işte bu gerçektir dediğinizde bu ikincisi gerçekleşir. Her şey bizim kabulümüz için. Hani karşı taraf affedemiyorsa biz sürekli bu kelimeleri kullanalım ki hani bize etki etmesin diye. Kesinlikle biz aynen böyle tercihimizi şöyle yapacağız. Benim hayatım bol bereketle doluyor. Benim hayatım efsane öteleriyle doluyor. Ve ben hiç kimsenin zerre kadar olumsuz duygusundan, enerjisinden etkilenmem. Bunu söyleyeceğiz kendimize. Bu kabulleniş yapacağız. Teşekkür ederim. Ama şimdi beni şöyle düşün Allah korusun. Evet onların bu olumsuzlukları benim hayatım perişan edecek ve 28 defa evlenmeme sebep olacak dersek öyle de olur. Ben hiçbir zaman gün yüzü göremem dersek öyle olur. Her şey bir kabulleniş. Benim hayatta tek bir hayalim vardı. Benim yakın çevrem beni çok iyi bilir. Ne ev, ne araba, ne maddiyat. Yani bunların hiçbiri benim hiçbir gözüm olmadı. Sadece sevgi dolu bir yuva, bir aile. Hani hep ben bu hayal içindeydim. Ama hep elime attığı olmadı. Yani o evlendi olmadı, evlendim olmadı, işte vefat etti ya da ayrıldım falan filan. Hani ben istiyorum ki hayatımda hiçbir şeyim olmasın ya maddi olarak. Olmasa da olur. Ama yeter ki diyorum hani böyle bir yuvam olsun. Güzel bir yuvam olsun. Bunun için bana ne tavsiye edersin? Yani sürekli bunu mu söylemem lazım? Hayır, hani, hayır. Ben hiç sizin fakirlik içinde kalmanızı isteyebilir miyim? Siz şunu diyorsunuz, ben aç kalayım, fakir kalayım, benim yuvam olmasın, mutlu bir yuvam olsun. Peki neden şöyle demiyorsunuz? Benim mutlu bir yuvam olsun, bolluk, bereket içinde olsun. Evimde olsun, iki tane, üç tane, beş tane arabamda olsun. Benim kazandıklarım, harcadıklarımdan milyon kat fazla olsun. Neden böyle demiyorsunuz? Siz bunu dediğinizde dünyaya bir zararınız mı olur? Olmayacak ama hani hep böyle dedim ama hani istediğim hani böyle bir yuvam olsun, hep olsun. Hani yuva olarak hep olsun dedim. Tamam. Ama o da olmadı. İstemediğim de olmadı. İstediğim de olmuyor. Hani kelimeler kötü, bunu hep okuyorum. İşte evlenene gönderirsen evlensen onu verir. İşte Allah-u Teala bile zaten sorguluyor. İdris Aleyhisselam bile sorguladı mesela cennete gireceği zaman. Hani sorguluyor. Bizim de bunu sorgulamamız gerekiyor sürekli ama. Hani, şöyle yapalım. Mutlu bir aileniz olsun ki inşallah vardır. Bolluk bereketiniz de olsun istemiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. O zaman kısıtlamayın kendinizi. O zaman şunu söyleyeyim.
Ben değil Yüce Allah'ım. Bugüne kadar kim bana hangi çaresizliği öğrettiyse hepsini çöpe atıyorum. Komşumuz anneme böyle böyle demiş. Kötü bir kadere düşecekmişim demiş. Onun söylediği her şeyi çöpe atıyorum. Kim bana hangi olumsuz, çaresiz hayatı anlatmışsa, sunmuşsa hepsini çöpe atıyorum. Lütfen bugüne kadar ki bütün bu olumsuzluklarınızdan kurtulmanıza şimdi vesile olacağız. Kendinizi bir ağaç yapın bakalım. Kapatın gözünüzü, bir ağaç olun. Tabii canım. Bakalım nasıl bir ağaç. Hocam çınar ağacı var. Ve bakın. Ama yaprakları komple sarı. Tamam. Ve bakın bu ağacın yapraklarında, dallarında, gövdesinde, kabuklarının altında, köklerinde böyle iğrenç böcekler var. Bunlar hepsi çıksın. Hepsi ağacı terk etsin. Bunlar bugüne kadar o komşunun söyledikleriydi. Sen kötü bir kaderin, senin istemediğin bir kaderin olacak dedikleriydi. Öbürünün dediği çaresizlik, öbürünün dediği şuydu. Bugüne kadar kafanı allak bullak eden her şey, hayatını allak bullak eden her şey böcekler olarak ağaçtan çıksın. Lütfen bir bak neler nasıl çıkıyor. Ağaçta zerresi bile kalmasın. Hocam şu an böyle hamam böcekleri olur ya kocaman kocaman. Şu an hepsi ağaçtan aşağıya inip toprağın üzerinde yayılıyor yani şu an öyle görüyorum ama baya baya hamam böceği. Hepsi hamam böceği. Hepsi çıksın. Ve şunu izliyorum. Çıkan bütün o olumsuzluklar tüm evrene de şifaya dönüşsün. O yüzden oradan ayrıldıktan sonra bütün o hamam böcekleri zümrüdüne kalsın. Evrene şifa olarak dağılsın. Evet hocam şu an ağaçtan aşağı inip toprağa dönünce zümrüt kaydı yukarıya çıkıyorlar. Ha, ve şimdi çınar ağacınıza bakın. Yüce Allah'ın nuru aksın. Çınar ağacınız yemyeşil. %100 sağlıklı bir çınar olsun. Şu an bütün yaprakları yeşil hocam. Gövdesi kalın. Peki ve bütün yaprakları yeşil hocam. Gözünüz kapalı. Bundan sonra sizin çınarınızda nasılsın diye sorduklarında çınarınız hangini söyleyecek? Ben şıkları söylüyorum. Ölüyorum, sürünüyorum, kötü hissediyorum, iyi olmaya çalışıyorum, iyiyim. Çok iyiyim, şahaneyim, harikayım, muhteşemim, mucizeyim, mucize ötesiyim, hayat ötesiyim. Hangisini söylemeyi tercih ediyor? Şahaneyim. Peki, sırlar ötesiyim, Rafi Pistan'ım, enerji ötesiyim, sevgi ötesiyim, teslimiyet ötesiyim, huzur ötesiyim, hayretler ötesiyim, sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim, nur şah ötesiyim. Hangisini söylemişler? Sonsuzluk hocam. Şiir ötesiyim, kaf ötesiyim, saltanat ötesiyim, hayal ötesiyim, masal ötesiyim, şahmaran ötesiyim, zürgan kar ötesiyim, efsane ötesiyim, alemler ötesiyim, ab-ı hayat ötesiyim, karar Saltanat. ötesiyim, bolluk bereket ötesiyim, saadet ötesiyim, efsane ötesiyim. Hangisini söylemişler? Bolluk. Bolluk bereket ötesiyim ve ağaç ötesiyim. Ağaç. Bundan sonra kim sana ne derse, nasılsın derse hepsine bolluk bereket ötesiyimde. Ve ey ağaç, kim ki senin yanında olumsuz bir şey konuşursa, dedikodu ederse, bir şeyin olumsuz tarafını görürse, bardağın boş tarafını görürse ey ağaç, onlardan uzaklaş. Ey ağaç, kimin enerjisi düşükse onları hayatından çıkar. Ey ağaç, kim ki hayatının düşük frekansını yaşamayı tercih ediyorsa ondan uzaklaş. Ve ey ağaç, bol bereket ötesini seçtin, daha da yükseğine geçmeye gayret et. Şu an ağacın yapraklarında inanır mısınız? Çok miktarda kağıt kara görüyorum. Ve ağaca şunu deyin. Bundan sonra şarkılarında ey ağaç, seçici ol. Acıklı şarkılar, türküler dinleme. Neşe dolu şarkılar, türküler dinle. Allah'ım durdur dünyayı, Allah'ım kör et beni gibi. Tövbe estağfurullah şarkılar değil. Onun yerine hayat bayram oldu. İnsanlar el ele tutuştu. Şarkıları, türküleri güzel. Sözleri artık hep dinlensin. Bunları dinlesin Çınar'ın. Haydi bakalım. Gözünüzü açınız. Gördün mü? Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar okuduğunuz bilinçaltı kitapları, dinlediğiniz insanlar hem ne kadar çok zamanınızı çalmış hem de hayatınızı ne muazzam derecede çöplük haline getirmişti. Şimdi anlayabildiniz mi? Anladınız. Evet, artık bambaşka bir insanız. Nasılsın? Nasılsınız? Şahane ötesiyim. Hani hani bir test daha. Nasılsınız? Şahane ötesiyim hocam. Hala sınıf şahane. 7. Bol bereket 34. Haydi bakalım yeniden. Nasılsınız? Teslimiyet ötesiyim. Yani sevgi ötesiyim. Ben şu an hepsini söyleyebilirim hocam. Yani zaman, hep bana sorulduğunda iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. İşte iş güveysinden her gece hep onları söylüyorum. Artık onlardan, ama artık demeyeceğim. Artık çıktık. Artık şunları söylemiyoruz. Ölüyorum yok, sürünüyorum yok, kötü hissediyorum yok, iyi olmaya çalışıyorum yok, iyiyim yok. Ya ne var? Bakın, en büyük olanı söylüyorum, çok iyiyim. 7. şahaneyim, 8. harikayım, 9. muhteşemim, 10. mucizeyim, 11. mucize ötesiyim, 12. nur hayat ötesiyim, 13. yaratıcı ötesiyim, 14. sırlar ötesiyim. Sizin isminiz ne? Selim. 15. seviyemiz Tan, seviyemiz Tanım. Nasılsın seviyemiz Tanım? 16. enerji ötesi, 17. sevgi ötesi, 18. teslimiyet ötesi, 19. hayretler ötesiyim, 20. huzur ötesiyim, 21. sonsuzluğun sınırsızlığı ötesiyim, 22. nur şah ötesiyim, 23. şiir ötesiyim, 24. kaf ötesiyim, 25. saltanat ötesiyim, 26. hayal ötesiyim, 27. masal ötesi, 28. şahmaran ötesiyim, 29. zümrüdan kar ötesiyim, 30. hakikat ötesiyim, 31. alemler ötesiyim, 32. ab-ı hayat ötesiyim, 33. karar ötesiyim, 34. bolluk bereket ötesiyim, 35. saadet ötesiyim, 36. efsane ötesiyim. Nasılsınız? 36'yı söyle. En sonunda efsane ötesiyim hocam. Evet, en son olanı efsane ötesi. Hepsini kapsasın. Ve en mantıklı olanı. Hepsini kapsayan efsane ötesi. Size aynen. Hayırlı günler diliyorum. Efsane öteniz çok sonsuz. Çok teşekkür ederim.